Ben tabii burada uzun uzun konuşma niyetinde değilim de sadece birkaç şey söyleyeyim, bitireyim. Birincisi 2009 Davos'a atıf yapmamız lazım. Hani Erdoğan orada one minute dedikten sonra siz öldürmeyi iyi bilirsiniz demişti Perez'e. O gün dur demişti yani dur. Bugün BM kürsüsünden Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sefer İsrail hükümetinin ya da İsrail yönetimine adını koymuş oldu. Kalleş dedi. Kalleşçe müzakere ettikleri muhataplarını öldürdüler cümlesini kurdu. Şimdi bunun altını ben çizmek istiyorum özellikle. Yani 2009'da one minute dedikten sonra Erdoğan'ın başına gelenleri de hatırlatarak söylüyorum. Bunu niye söylediğimi izah edeceğim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 2009'da siz öldürmeyi iyi bilirsiniz dediğinde Türkiye'de bazı çevreler hani tamam Erdoğan dönem bitti diyen konuşmalar yapmıştı o gün. Hiç unutmuyorum. Biz de özel yayına geçmiştik. Biz, arkadaşlarımız da gelmişti. Yani çok da öyle üst perden yayın yapmıştık Ülke TV olarak hatırlıyorum. O günden sonra evet Erdoğan mesela hem içeride hem dışarıda bir itibar suikastine uğradı mı? Uğradı. Diktatör bozuntusu dendi mi? Dendi. Diktatör dendi mi? Dendi. Tek adam dendi mi? Dendi. Dünyayı ortadan ayırmışlar. Kuzey Güney hattında bir çizgi çizdiler. Otokratlar, demokratlar deyip otokratlar tarafına attılar mı? Attılar. Kendi dergilerine kapak yaparken işte efendim Çin lideriyle Rusya lideriyle beraber aynı fotoğrafı işte Orban'la aynı fotoğrafı Yok yanına Kim fotoğrafını koydular. İl-sung'la şeyle Kuzey Kore'yle falan. Evet, koydular ve bunu yaptılar mı? Yaptılar. Avrupa Birliği raporlarında diktatör ve Dediler. otoriter bir rejim Evet. derdi. Daha başka ne yaptılar? Hayatına kastettiler. Daha başka ne yaptılar? Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisini bile bombalayan darbe teşebbüsünde bulundular. Bila bila bila. Ve Erdoğan hiçbirine geri adım atmadı. Ben birkaç kez de BM'de canlı canlı izlediğimde işte biraz önce Gaffar Bey'in hatırlattığı o haritayı çıkartıp o yeşil haritayı Filistin topraklarının nasıl iç edildiğini İsrail tarafından İsrail nasıl genişlediğini de anlatan konuşmalar yaptı yaptı yaptı. Yani dünya beşten büyüktü de diyerek. Şimdi bugün bir başka aşama daha oldu. Yani bu konuşma bir kere İsrail hükümetinin ya da İsrail yönetiminin bizatihi gayrimeşruluğunun altını çizmiş oldu Erdoğan. Yani bunun altını özellikle söylüyorum. Yani hani Gazze'deki soykırım işte efendim muhatabını müzakere ettiği muhatabını kalleşçe katletmesini anlatırken İsrail yönetiminin bir kere yani kokuşmuş dünya düzeni içerisinde bile gayrimeşru olduğunu ilan etti. Onu da altını çiziyorum. Şimdi bu bana bir şey de hatırlattı. Buraya da not aldım. Şimdi en son cümleyi de söyleyeceğim buna bağlayarak. Bu Filistin meselesi, Filistin davası Allah rahmet eylesin. Abdülhamit Han hani ya parayla satın almak istiyorlar, vermiyor toprağı. İşte efendim sürekli Kudüs yazılar yazıp bak bunlar Kudüs'te ve çevresinde yerleşime geliyorlar. Yarın bir hükümet kurmak isterler. Bunun için tedbirli olur diye uyarıyor. İşte efendim Theodor Herzl falan tekrar tekrar saymaya gerek yok. Yani onların tehditleri dahil, parayla satın alma dahil hepsine kaç. Tamam. Bir tane de Kral Faysal var değil mi? Kral Faysal. O da yani İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluşu aşaması falan hatırlanınca olsa yani hayatı pahasına bu davaya sahip çıkıyor ve bir suikaste kurban gidiyor. Şehit ediliyor. Evet, Şimdi vefatı Erdoğan şaibelidir. Evet. Evet. Şimdi Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Davos'ta bir şeyi göze almıştı. BM'de de o göze aldığının da ötesine geçti. Yani her ne olursa olsun, son cümle olarak söylüyorum bunu. Her ne olursa olsun Gazze, Filistin ve dünya mazlumlarına bir tereke bırakıyor. Yani bir miras bırakıyor. Doğrudur. Hep yani bütün ekranlarda değil mi? Çok. Bu dünyanın birçok yerinde de izlendi. Sonra bu çok tartışılacak, yazılacak, bir günlerce konuşulacak,
Erdoğan diye bir adam çıktı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Niye başka liderler mesela bu cesareti gösteremiyor? Tabii. Bir şey dedi denecek. Bu Erdoğan'ın Allah uzun ömür versin, bereketli ömür versin. Amin. Öbür dünyası için de azığıdır. Güzel, onu söylüyorum. Güzel. Azığıdır yani. Güzel bir şey. Bu dünyada mazlumlara, Filistin halkına ve tüm insanlığa terekesidir, mirasıdır. Ve bunu Erdoğan yaptı. Yani Erdoğan bunu öyle bir şey göze aldı ki, bakın her orada İsrail temsilcisi oturuyor, genç bir tane herif vardı orada. Böyle ne yapacağını bilmecesine izledi ama. Yani baştan sona izledi. Ve kameralarda zaman zaman gösterdi. Şimdi ya BM'den daha bir üst yapı olmadığına göre, yani orada herkese, o BM Genel Kurulu bütün dünyaya sesleniş kürsüsü olduğuna göre, oradan bütün dünyaya döndü, dedi ki bu sefer aşama diyorum yani, önceden haritayı gösterdi. Ya bunlar kalleş dedi. Bunlar Hitler vari soykırımcı. Ya durdurun kardeşim. Durduramıyorsanız da ben tarihsel misyonumla, ki atıf yaptı. Şeref duyuyorum ben tarihimle dedi. Bir müktesebatla konuşuyorum. Biz dedi Endülüs'ten kaçanları da bağrımıza bastık. Yahudileri de Hitler'in zulmünden kaçan Musevileri de aldık. Biz antisemit falan değiliz. Dedikten sonra bunlar söyledi. Dolayısıyla bu Erdoğan'ın dünya mazlumlarına bir mirasıdır. Ahiretinin de bir azığıdır. Ben bu kadar söylüyorum. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.